Cycle. Mercek Altı'ndan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Tevfik Lav Spor Tesislerinde Mercek Altı programıyla karşınızdayız bu akşam. Buranın bu güzel havası, doğası, çam ağaçları altında program yapmak, serin serin, efil efil, üfül fül gerçekten güzel sevgili seyirciler. Bu akşam Mercek Altı programında konuğum Şehzadeler, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tonguç. Hoş geldiniz Sayın Hoş Tonguç. Hoş bulduk. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti Şehzadeler İlçesi kongresini tamamladı. Ve Sayın Ahmet Tonguç vizesini aldı. Yeniden Şehzadeler AK Parti ilçe başkanı olarak görevine devam ediyor sevgili seyirciler. Tabii siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanlarının üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Çünkü partilerini bir sonraki seçimlere hazırlamakla yükümlülükleri var. Aynı zamanda bulundukları ilçelerin belediyeleriyle ve belediye başkanlarıyla uyumlu çalışmak durumundalar. Çünkü o ilçe belediyelerine veya il belediyelerine, büyükşehir belediyelerine gelecek olan yatırımları tabii ki siyasi literatürler belirliyor sevgili seyirciler. Sayın Ahmet Tonguç'un ve ekibinin de Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik'le diyalogları çok iyi. Hepimiz de bunu yakından takip ediyoruz. Birlikte hareket ediyorlar. Birlikte yatırımları planlıyorlar. Yatırımların nerelere yapılması gerektiğini tespit edip ondan sonra bütçeyi çıkartıyorlar. Ve Şehzadeler ilçesine gerekli hizmetleri, yatırımları getiriyorlar. Bu arada hatırlatmak isterim, Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik'in geçtiğimiz günlerde kayınpederi vefat etti. Kendisine de başsağlığı diliyoruz. Geride kalanlara, da uzun ömürler diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Şimdi başlayalım Sayın Ahmet Tonguç'la beraber. Kongre Tabii. süreci nasıl geçti? Tabii biz de öncelikle ailemiz dediğimiz ATV'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz kongre sürecinden önce de ATV'de Şehzadeler ilçemizdeki vatandaşlarımızla, aynı zamanda Manisa ilimizdeki dostlarımızla ve tüm kamuoyuyla bundan sonraki süreçte neler yapacağımızı, neden tekrar aday olduğumuzu, neden genel merkez istişareler sonrasında neden yolumuza devam etmek istediğimizi ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Gerçekten ben biliyorsunuz atanarak gelmiştim. Evet. Atandıktan sonra da bir sonraki süreçte de 2013 yılının Ağustos ayında tekrar birinci olağan kongremizi kurucu ilçe başkanı olarak birinci olağan kongremize götürdüm Şehzadeler İlçe Teşkilatımızı. Ve süreçten sonra da ikinci olağan kongremizde de çok kıymetli Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan oluruyla tekrar aynı göreve devam ettik. Türkiye'de altıncısını gerçekleştirdik ilçelerden. İlk önce yapanlardan bir tanesiydik ilçe kongremizi. Bu da bizim Şehzadeler ilçemizde başarılı bir teşkilat süreci götürdüğümüzü, halkla bütünleştiğimizi, Şehzadeler ilçesinde faydalı bir siyaset ürettiğimizin bir göstergesi olarak olmuş olmasından dolayı tabii ki şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına ben de çok mutluyum. Kongre sürecimiz gerçekten çok olumlu geçti. Bildiğiniz üzere biraz önce siz de bahsettiniz. Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'le, çok kıymetli İl Başkanımız Sayın Berk Mersin'le, birbirinden değerli 5 milletvekilimizin de %100 oluruyla tekrar devam konusunda karar aldık. Çünkü siyaset birlikteyken ve birbiriyle anlaşırken güzeldir. Yani birbiriyle anlaşamazsanız, birbirinize sıkıntılarınız varsa, biri başka bir yerden çekerse oranın bereketi de olmuyor. Ve bu birlik ve beraberliği biz belediye başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'le birlikte sağladığımızı düşünüyorum Şehzadeler ilçesinde. Gerçekten başarılı bir belediye başkanımız var. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi biz de kendisiyle beraber bu süreci bugüne kadar elde etmiş olduğumuz tecrübelerimizle, bugüne kadar yaşamış olduğumuz tecrübelerimizle birlikte inşallah 2019'a doğru götüreceğiz. Kongremiz geçtiğimiz pazar günü oldu biliyorsunuz. Tek listeyle gidildi. Bizim biliyorsunuz 30 yönetim kurulu üyesi arkadaşımız vardı bir önceki seçim şeyde. Tekrar partimizin almış olduğu karar gereği 25'e düştü yönetim kurulu üyeliğimiz. 30'dan 25'e düştü. 30 yedek yönetim kurulu üyeliğimiz vardı. O da tekrar 13'e düştü.
Yani %50'si kadar da yedek yazabiliyorduk. Yani 25 artı 13, 38 kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk. Ve 38 kişilik yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Benim en büyük şansım Şehzadeler ilçesinde gerçekten çok karakterli arkadaşlarla beraber çalışmak oldu. Yani bugüne kadar elde etmiş olduğumuz bizim tek Ahmet Tonguç'u aday gösterelim demesi genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın yani bu kararın çıkmış olması parti kurmaylarımızdan. Bu sadece Ahmet Tonguç'un başarısı değil, bugüne kadar teşkilatında çalışmış olan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın başarısıdır. Sandık görevlilerimizden, müşahitlerimize, mahalle başkanımızdan, yönetim kurulu üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize tamamıyla Şehzadeler ilçesine yatırım yapabilecek olan ve Şehzadeler ilçesindeki halkımıza ulaşmamızı sağlayan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın başarısıdır. Sadece benim başarım değildir. Siyaset tek başına yapılabilecek bir iş de değildir zaten. Asla bunu başaramazsınız. İstediğiniz kadar çok yetenekli olun, istediğiniz kadar çok söz sahibi olun, herkes tarafından çok beğenilin. O belli insanlara, belli yapıdaki akşamlar. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Sayın Başkanım. tabii ki evet, Yaşar Bey de geldi, kendisi MASKİ'mizin genel müdürü. Biz gerçekten tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte bir olduk, beraber olduk ve genel merkezimizin aday gösterilip genel merkezimiz tarafından da bu yola devam denildi bizimle ilgili. İnşallah önümüzdeki süreç bizim için, biraz önce sormuştunuz, tekrar konu konuyu açacak, yine devam edeceğiz de bizim için hayırlı olur. Temin önce söylediğim gibi karakterli insanlardı ve karakterli insanlara devam ettik. Ama tabii ki 15 yönetim kurulu üyesi arkadaşımızla hemen hemen yollarımız ayrıldı. Yeni bir 15 arkadaşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. 25'ti biliyorsunuz, işte 30'du, 25'e düştü. 10 arkadaşımız, 15'ten sonra 10 arkadaşımız girdi yönetim kurulumuza. Eski yönetimden 15 kişi var. Şundan çok karakterliydi. Gerçekten sizin de bildiğiniz üzere ben atandığım günden beri, yani 30 Mart genel seçimlerini atlattık. Arkasından 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerini atlattık. Evet. Onun arkasından 7 Haziran genel seçimlerini atlattık. Ondan sonra 1 Kasım genel seçimlerini atlattık. Bu arada biz kendi seçimimizi de yaptık 23 Ağustos'ta. Tekrar döndük geriye. Baktığımızda 17-25 Aralık operasyonlarını atlattık. Danıştay saldırılarını atlattık. Yani parti olarak atlattıklarımız bunlar. Aynı zamanda gezi operasyonlarını, Türkiye üzerinde yapılmaya çalışan gezi operasyonları atlattık ve en sonunda 15 Temmuz kanlı FETÖ terör örgütlerinin darbesiyle, silahlı darbeyle karşılaşmış bir teşkilatız. Yani bu süreç içerisinde atlattıklarımız bunlardı. Cumhurbaşkanımızın belki söylemiş olduğu mental yorgunluk dediği yorgunluk bu olabilir. Yani bundan dolayı da bahsetmiş olabilir bu kadar çok teşkilatlarda. Biz de ama bu arkadaşlarımızın hepsi, inanın bakın, ben yani mahalle başkanından müşahitime kadar, yani sandıkta olan, ben daha bir kişinin bu kadar olay olduktan sonra, bu FETÖ operasyonlarından sonra, 15 Temmuz'dan sonra dahil olmak üzere, kimsenin de ben korktum, ben kaçıyorum, ben AK Parti'de siyaset yapmayacağım dediğini duymadım. O yüzden dolayı çok karakterli, çok düzgün, çok iyi insanlarla çalıştık. Bu yönetim kurulunu oluştururken de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı önce kendilerine sordum. Dedim ki, neyi kıstası aldınız? Neyi kıstası aldık? Yani şunu, 2019 hedefini gidebileceğiniz bir ekip mi oluşturmaya tabii, çalıştırdınız tabii şimdi, yoksa? Ama bizim yönetim kurulumuzda zaten hep o şey vardı. Yani o bağlam vardı. Ben bunu düşünürken mutlak bir ziraat mühendisi vardı. Çünkü 360 bin dönüm arazim var. 190 bini bağ, işte 110 bin dönümü buğday, arpa, yani buğday ekilen. Ondan sonra işte 20 bin dönümü pamuk ekilen. Yani zeytini olan meyve sebze, 20 bin 25 bin dönümde meyve ve sebzecilik yapılan bir ilçeyim ben. Yani mesela ziraat mühendisim olmadan bir teşkilat kuramam. İşte avukatı olmadan bir teşkilat kuramam. Siyasi hukuk işler açısından bir avukatının olması gerekiyor. İşte inşaat mühendisi olmadan bir teşkilat kuramam. Bunların hepsinin hesabını, işte mimar olmadan bir teşkilat kuramam. Bunların hepsinin hesabını yapıyoruz. Buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımız bizim 2019'daki vizyonumuzu devamlayacak ve devam edecek arkadaşlar. Ha şu da demek değil. Ya şunu da bilinmesini istiyorum. Bundan önce görev yapan arkadaşlarımızdan, bu yeni gelen arkadaşlarımız çok çok iyi oldukları için buraya gelmediler. Onlar bu görevlerinde başarısızdılar. Bu arkadaşlarımız da onlardan daha başarılı diye kimse düşünmesin. O arkadaşlarımızın içinde ileride belediye meclis üyesi olmak isteyen arkadaşlarımız vardı, aday olmadılar.
tekrar yönetim kurullarında şimdi görev almak istemiyorum. Belki ileride il yönetimde görev almak istiyorum. Biliyorsun il kongresi var. Bu şekilde düşünen arkadaşlarımız var. Yani bizim hedefleri farklı olan arkadaşlarımız var. Ve ben bir süre dinlenmek istiyorum diyen. Hani bir süre dinleneyim ama size her türlü yardımı yaparım, desteği yaparım diye arkadaşlarımız var. Bizim ayrılan olan arkadaşımızın hala hepsine diyaloglarımız devam eder. Hiç bizde eskiyen başkan yoktur. Eskimeyen milletvekili vardır. Eskimeyen il başkanı vardır. Eskimeyen ilçe yöneticisi vardır. Yani bizde eski yoktur. AK Parti'nin eskisi olmaz. AK Partili AK Partilidir. Yani evet, görev aldıysa da bunu sağlar. Aslına bakarsanız biz gazetecilerin de çok yakından gözlemlediği bir şey. Yani eski milletvekilleri hiçbir zaman AK Parti'de siyaset yapmaktan geri durmadılar. Ya AK Parti'nin içerisinde halen aktif olarak görev yapıyorlar ya da bilgilerini ve tecrübelerini başka başka şekillerde ortaya koyarak yine AK Parti'nin içerisindeki siyasete biraz kıyıdan, biraz köşeden, biraz tam ortasından da destek veren. Kesinlikle. Özellikle milletvekilleri bu konuda. Mesela Muzaffer zaman, Yurttaş milletvekilimiz bizim, evet, biliyorsunuz. Sürekli sizinle. Sürekli bizimle. Yani aynı zamanda da bizim mesela eğitim programlarımıza katılıyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim konu şu. Bakın ben teşkilatçıyım. Yani benim bakışım teşkilatçılık. Yani ben şunu bilmesi lazım kamuoyunun. AK Parti Şehzadar ilçesinde teşkilatla ilgili benim önceliğim teşkilatım gelir. Yani mahalle başkanı benim çok kıymetlimdir. Yani mahalle başkanı benim çok kıymetlimdir. Mahalle başkanının altında yönetim kurulu üyeleri vardır. İşte müşahitler çok kıymetlimdir. Neden? Sandıkta duruyorlardır. Emin olun öyle bir yapıya oluşturduk ki bir hafıza var şu an Şehzadar ilçe başkanlığında. Yani o hafıza nedir? O hafızayı normal iş yerindeki hafıza neyse, hayatındaki hafıza neyse, kurulduğu günden beri ilçe başkanlığında o hafızayı oluşturduk. Nedir o hafıza? Emin olun ki önümüzdeki hafta seçim olsa bizim sandık görevlilerimizin %80'i hazırdır. Neden? Girdiğimiz her seçimde Nurgül Hanım bu işi yapıp tak ona bir çarpı koymuşuz. Onu bir dahaki dönem onu tekrar her dönemde birilerini eğitmek için uğraşmadık. Yenileri anlattık. Ve şu an %80'i hazır olan bir teşkilat. Yani düşünün ki haftaya seçim var, %20'sini tamamlaması gereken bir şey. Bir de şu var. Hiçbir gün şunu yapmadık. Ahmet Tunguç olarak ben, şahsım adına söylüyorum bunu. Ben gidersem ne olursa olsun düşünmedik. Ben burada olduğum müddetçe benden sonra gel. Bu dönemde mesela benim yerime başka bir adayı getirselerdi ve deselerdi ki işte Nurgül Yılmaz senin yerine aday. Başımın üstüne taşırdım seni. Ve aynı zamanda da teşkilattaki bütün kongresi bitinceye kadar da yanında olurdu. Neden? Ve bundan sonraki sorabileceği her türlü konuda da yardımcı olurdum. Çünkü ben başarısız bir ilçe başkanı olduğumu asla kabul etmezdim. Bir şeyi bugüne kadar getirmiş bir ilçe başkanı olarak bundan sonraki görevimi, biraz önceki nasıl yönetim kurulu arkadaşlarımın yeni gelenler eskilerden daha başarılıdır demedim. Eskiler de çok başarılıydı. Ben de başarılıydım. Yeni gelen arkadaşıma da bütün... Şöyle bir şey var. Tabii 2019 seçimlerine hazırlanmak durumunda bu parti. Ve diğer partilerde mutlaka hedeflerinde bu seçimi her parti kendisi için hem büyükşehir açısından hem ilçe belediyeler açısından hem milletvekilleri sayılar açısından kazanmak, elde etmek ister. Tabii. Şehzadeler ilçesi yani Manisa'nın ilk kentleşmesinin olduğu yer olarak, merkez olarak bilindiği için Şehzadeler ilçesinde çok fazla görünebilir yeni yatırımlar yapamıyorsunuz. Ya biraz daha şehir merkezinin dışarısına açılmak zorundasınız ya da mevcutları, yani mevcut binaları, mevcut yatırımları ya yıkıp yeniden yapmak zorundasınız ya da mevcutlarını geliştirmek zorundasınız. Üzerinde tadilatlar, onarımlar yaparak. Şimdi ama baktığınız zaman az önce siz de söylediniz. Şehzadeler ilçesinin çevresindeki yüz ölçümden bahsettiğimizde tarım arazileri konusunda da çiftçinin beklentisi var, üreticinin beklentisi var. Alternatif ürünlere yönlendirmeye çalıştı. Hem Tarım İl Müdürlüğü, hem Bakanlık, hem Sayın Vali. Bundan önceki valilerimiz de bu konuda önemli projeler yaptı. Şimdiki valimiz Sayın Mustafa Hakan Güvençer de bu projeleri halen devam ettirmeye çalışıyor. Ama yine de
üreticinin beklentilerini karşılamıyor. Yani bakıyorsunuz üzümün fiyatının belirlenmesinde üretici dertli, efendim zeytinin fiyatının belirlenmesinde üretici dertli veya zeytin alanlarının çoğaltılmasında, ağaçların çoğaltılmasında, işte alternatif meyvecilik sektörünün çoğaltılmasında, ürün kalitesinin arttırılmasında, rekoltenin açıklanması bile, fiyatların açıklanması sırasında bile insanlar birbirleriyle didişiyorlar. Burada da bir siyasi gücün olması gerekir, siyasi otoritenin olması gerekir. Seçimlere hazırlanırken aynı zamanda vatandaşın, yani tabii bunu bir Yunus Emre ilçe başkanına da soracağım yarın ilerideki programda. Ama size Şehzadeler ilçe başkanı olarak şimdi size sormak istiyorum. Siyasetin kıstaslarını belirlerken sadece seçim kazanmaya ve oy oranlarını yükseltmeye yönelik bir strateji mi, bir yol haritası mı çiziyorsunuz kendinize? Yoksa şöyle mi diyorsunuz? Ben zaten yatırımları zamanında halka sunarsam ve beklenen yatırımları halka sunarsam o halk bana zaten oy verecektir düşüncesine mi sahipsiniz? Ben ilk yani atandığım bunlar birbiriyle paralel aslında gidiyor. İlk atandığım zaman şunu söylemiştim. Biz oylarınıza değil, sizin gönüllerinize talibiz diye. Hatta o zamanki bir muhalefet siyasi, onlar gönüllerini alsın, biz oylarını alırız diye bir açıklama yapmıştı arkasından. Ama kimsenin gönlü yoksa ona oy attıramazsınız. Biz vatandaşımızın gönüllerine talibiz. Şimdi bakın, ilçe başkanı olarak biraz önce dedim ki bir ziraat mühendisimizin olması gerekiyor. Bir tarım komisyonumuz var bizim. İlçe başkanlığı, siyasi mesela olan. Mesela ne yapıyor bu komisyonlar? Tarım, her sektörde bir komisyon kuruyorsunuz. Şimdi, ne yapıyorlar? Yok, her sektörde merak kurmuyoruz. Ediyorum. Belki de ilk kuran benimdir bunu. Bir siyasi olarak kurulan komisyon. Bu komisyon belki de bilmiyorum ilçe teşkilatlarında ilk kurulan benimdir. 17 ilçemiz var. Buna ne yapıyoruz? Her ilçe, her mahallemizden 65 mahallemiz var biliyorsunuz. 65 mahallemizden 65 her 3 çiftçi veya 4 siyasi düşüncesine bakılmaksızın Milliyetçi Hareket Partili olur, Cumhuriyet Halk Partili olur, AK Partili olur ama orada söz sahibi olan yaklaşık 400-450 tane bizim arkadaşımız bizde kayıtlı. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nde delege olan da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yönetiminde olan arkadaşlarımız da vardı. Biz bu arkadaşlarımızın hepsini ya öğretmen evindeki toplantı salonunu kiralayarak ya da bedesteni kiralayarak, örnek veriyorum, aynı zamanda esnaf komisyonumuz var, ziraatla ilgili girdiğim için ziraat komisyonunu söyleyeceğim. Bunların karşısında ilk önce ilçe tarım müdürümüzü çağırıyoruz. İlçe tarım müdürümüz geliyor. İlçe tarım müdürümüzle birlikte bir milletvekilimiz kesinlikle oluyor. Bu milletvekilimiz genelde Recai Berber milletvekilimiz oldu. Neden? Tarımla ilgili çok fazla bilgisi var ve tarımla ilgili de aynı zamanda kişilerin söylediklerini ne daha rahat cevap veriyor. Mesela damlama sulama sistemleri ile ilgili, kapalı devre sulama sistemleri ile ilgili gerçekten çok güzel projeleri vardır Recai Bey'in. Bu projelerini geliştirilmesi için biz bu ilçe tarım müdürümüz var. Bir gün kırsal kalkınma destekleme kurum müdürümüzü çağırdık. Devlet ne destekler veriyor? Çiftçi hanginden faydalanabilir? Hangi destekleri almalı? Bu arkadaşlarımıza bunu bize anlatarak bunların da kendi mahallelerinde, kendi çiftçi arkadaşlarına bu destekler verdik. Ve gerçekten çok başarılı olduk. Yani işte üzümün rekoltesini tabii ki belki biz oradaki 400 kişiyle belirleyemiyoruz. Neden? Çünkü rekolteyi nasıl belirleyeceksin? Rekolte hava şartlarına göre, üzümün işte o seneki verimine göre, işte don oluyor yani başımıza geliyor. Ama mesela Tarsim müdürünü getirdik. Tarsim müdürü Tarsim'le ilgili sigortayı arkadaşlarımızın hepsine tek tek anlattı. Köyleri gezdirdik, mahallelerimizi gezdirdik. Tarsim müdüründen görevli olan bir arkadaşımız geldi dedi ki işte Tarsim buna yarar, şuna yarar. Ve Manisa'daki Şehzadeler ilçesi en yüksek Tarsim oranına, Tarsim sigortası yaptırının oranına sahip ilçe. Yani Tarsim müdürümüz dinliyorsa bizim oranlarımız da versin. En yüksek ilçe bizim Şehzadeler ilçemizdir. Sebebi neden? Bizim bunu vatandaşa tek tek anlatmamızdan kaynaklanıyor. İşte diyorlar ki şuna neden destek verilmiyor? Tarsim müdürümüz anlatıyor, bunun notunu alıyor. Karşılaştığımızda sorun bu Sayın Başkanım. Yani Tarsim'in şimdi sigorta kapsamına aldığı bölümler var, bir de almadığı bölümler var. Onu da ayrıyetten sigorta kapsamına aldırtması lazım İşte vatandaş. Onların hepsini şimdi ama, şey yapıyoruz. O zaman üretici diyor ki ben zaten kazanamıyorum diyor. Ben zaten
Ama şimdi maliyetimi karşılayamıyorum. Ama bir de bunu sigortaya ödersem bana bir şey kalmıyor. Şöyle, düğününü yapacak, sünnetini yapacak, ne bileyim eşyasını alacak. Tarım politikalarının tabii ki bunlar milletvekillerimizle görüşebileceğimiz, aslında bunlara size bir güvenilecek vermesi, ama tarım politikaları ile ilgili AK Parti hükümetleri zamanında gerçekten çok büyük adımlar atıldı. Yani bunları şimdi biz burada herhangi bir şekilde işte hiçbir şey yapılmadı. İşte verilen desteklemeler, verilen primler ve KOSGEB'le yapılan, KOSGEB'le kırsal kalkınmayla birlikte yapılan yardımlar gerçekten çok büyük rakamlar bunlar. Bundan önce çiftçimizin don olduğunda gidecek, sığınacak hiçbir yeri yoktu. Yani bu AK Parti hükümetinde bu tarım sigortası oldu. Düşünsenize, üstü açık bir fabrikanız var. Üstü açık, yağmur yağdı, makineleriniz telef oldu. Düşünsenize, böyle bir şey olabilir mi? Ama tarım sigortası AK Parti hükümeti zamanında çıktı. Yani ve bunun %50 desteğini de devlet ödüyor. Yani şimdi mesela siz arabanızı kasko yaptırıyorsunuz. Arabanızın kaskosu diyelim ki 500 lira. 250 lirasını size devlet vermiyor. Ama tarlanızı yaptığınızda 500 lira, devlet bunun 250 lira desteğini çiftçiye veriyor. Bunlar gerçekten şey, çiftçiye mazot desteği, ondan sonra diğer destekler veriliyor. Tabii ki Allah nasip ederse %50 mazotta %50 desteği de inşallah sağlayacağız. Ama biliyorsunuz ki ülkenin şartlarını, yani bir kere rahat olmadık ki. İşte ben geldiğimden beri yaşadığımız darbe senaryolarını sizlere anlattım. Ya bu ülkede yaşanan sıkıntıları sizlere anlattım. Yani belki de süreç içerisinde gerçekten biraz rahat kalabilseydik. Şeytan taşlamakla uğraşmasaydı çok daha iyi olabilirdi yani. Devlette süreklilik esastır. Bunu tabii ki, hepiniz tabii siz de ki, söylüyorsunuz. Tabii bir taraftan 15 Temmuz darbesini bertaraf etmeye çalışan bir hükümet var karşımızda. Bir tarafta da devam eden bir hayat tabii. var. Eğitimi devam edecek, sağlık yatırımları devam edecek, tarım yatırımları devam edecek. İşte vatandaşın beklentileri, vatandaş biraz sabırsız. Vatandaş hemen olsun istiyor. Tabii ki, haklı da. Ve de şunu söylüyor, yani AK Parti hükümetine... Bir 15 yıl verdik, epey bir bekledik, epey bir sabrettik. Eksiklerimiz olabilir ama yaptığımız çok şey de var. Eksiklerimiz bir an önce tamamlansın yani istiyor. Yani eksiklerimiz tabii ki var ama yaptığımız da çok şeyler var. Şimdi bakın, burada şimdi biz girdiğimiz yıllardan beri, 2002 yılından geldiğimiz, bu sürece kadar geldiğimiz günleri tek tek anlatmanın bir faydası yok. Çünkü vatandaşlarımız bunları biliyor. Yani ama en şu an önümüzdeki iki örneği vererek sağlıkla ilgili yapmış olduğumuz işte iki örnek var en azından önümüzde. Bir tanesi Şehir Hastanesi. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin olduğu yapmış olduğumuz 400 yataklı hastane. Bir de 560 yataklı Şehzadeler İlçesi ilçemizde, yani benim ilçemde, bizim ilçemizde yapmış olduğumuz 560 yataklı hastane. Bakın bu 560 yataklı hastane dediğimizde... Durum nedir onda, son durum? Son durum hem şu an için çok çok ilerliyor. Herhalde Ocak ayında falan açılışını yapacağız Allah nasip ederse. 2018 Ocak ayında. 2018 Ocak gibi düşünülüyor ama tabii ki tam tarihini ben de yani tam olarak bilmiyorum ama 2018 Ocak'tı. Şunu belirtmek istiyorum. 560 yatak dediğimizde sanki 560 tane yatağı olan böyle bir hastane, böyle çok ufak gibi gözükebilir ama vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir şey var. Bu hastane Cumhuriyet kurulduğu tarihten, 1923 yılından AK Parti iktidara gelinceye kadar, 2002 yılına kadar Manisa ilimizdeki, o zaman 15 ilçemiz vardı sizin de bildiğiniz üzere. 15 ilçemizdeki, bizim buradaki devlet hastanemiz dahil olmak üzere, Merkez Efendi Hastanemiz dahil olmak üzere, tüm kapalı alan hastanelerden daha büyük bir hastane. Sadece tabii buna yüz ölçümü olarak bakmamak lazım. Ve, bir de içindeki niteliğe bakmak tabii, lazım. Araştırma hastanesi olacağı için. 33 tane asansörü olan bir hastane içerisinde. Yani kapalı otoparkları ve uzaktan, yani İstanbul'dan bir beyin cerrahının bilgisayarla burada ameliyat yapabileceği bir hastane. Yani biz 7 kişilik 8 kişilik odalarda kaldığımız dönemleri koğuş bu vatandaş koğuş sistemindeki bu, yani bakın atletle, yanlış anlamayın, iş çamaşırında, bu ara siyasette atlet şey çok gidiyor ama atlet ve iş çamaşırı dağıtımında olay oluyordu bu ülkede. Oo, büyük iş diyorlardı. Bizim yaptığımız hastane böyle büyük bir hastane. Yani insanlar şunu bilmeli, AK Parti geldiği günden beri hakikaten büyük işler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Mesela yine neler yapılıyor dediniz ya, mesela neyi takip ediyoruz? İşte neyi takip ediyoruz? İzmir-İstanbul otobanının 3 saate düşecek olan, yani otoban
Biliyorsunuz bizim Sancaklı İdicik, Sancaklı Bozköy, Karaolanlı, Aşağı Çobanesağı, Hamzabeyli o yoldan geçiyor. Bakın buranın, bu yolun maliyeti 7 milyar dolar. 7 milyar dolar. Bunun 1 milyar 300 milyon dolarlık kısmı bizim Manisa ilimizden, yani merkez Şehzade ilçemizden geçiyor. Biz şimdi bunu hani böyle düşünürken vatandaşlarımız şunu düşünecek. Biz ya bundan işte 1 milyar dolar için IMF'nin kapısında beklediğimiz günleri unutmayacak. Yani 7 milyar dolar sadece bir yola ayıran bir hükümet var. Ama işte 1 milyar dolar için de IMF'nin kapısında bekleyen bundan önceki hükümetler vardı. Bakın eksiğimiz olabilir. Ben her şeyi çok çok iyi yaptık demiyorum. Ben milletvekili olarak da burada da konuşmak da istemiyorum. Milletvekili gibi konuşmak da istemiyorum. Ama bunları da vatandaşlarımızın gerçekten görmesi lazım. Belediyemiz, Şehzadeler Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile birlikte gelen işte bütçesinin %40'ı direkt Büyükşehir Belediyesi'ne kesilen ve geri kalan parayla her tarafı kirada, oturduğu binası kira, ondan sonra çalışma alanları kira, zabıtası kirada, sosyal işleri kirada, düşünebileceğiniz her biriminin dağınık dağınık yerlerde kirada olduğu bir belediye. Ve yeni kurulmuş bir belediye ve bundan önceki belde belediyelerden de 6 milyon yani 6 trilyon lira borçla gelmiş olan bir belediye. Siz Ömer Faruk Çelik Başkan'ın bu belediye ağır hasta, zaten doğru düzgün hiç parası yok. 6 milyon lira parayla, tamam mı, borçla bana dair oldu. Ben ne hizmet yapacağım? 3 yıl benden kimse yok, beklemesin dediğini duydunuz mu? Yok, görmedik. Ama bundan önce görmüştük. Yıllar önce herkes hatırlar yani. 2009 yılında bir seçimi kaybettikten sonra şu anki mevcut belediye başkanı belediye ağır hasta diye 3 yıl boyunca Manisa'da sinekleri bile ilaçlamamıştı. Biz şimdi hiç bunlara tenezzül bile etmedik. Gece gündüz çalışmaya çalışıyoruz. Ha diyorlar ki işte Büyükşehir buraya işte şunu yaptı, işte Şehzadeler Belediyesi bunu yapmadı. Bakın Şehzadeler Belediyesi'nin yapacağı bütçeyle Büyükşehir'in yapacağı bütçeyi birbirine mukayese etmek akıl kıtlığıdır. 22 yaşındaki bir delikanlıyla 2 yaşındaki bir çocuğun bilek bileşi yapmasıdır. Eğer Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni biriyle mukayese etmek istiyorsak Bursa Belediyesi'yle, İstanbul Belediyesi'yle, Ankara Belediyesi'yle aynı zamanda aynı dönemde kurulmuş olan bundan önce başka bir partide olup şu an ama yeniden AK Parti'ye geçen Balıkesir Belediyesi'yle, Büyükşehir Belediyesi'yle mukayese edebiliriz. Bütün ova yolların tamamı asfalt olmuş. Gidin alt geçitleri, üst geçitleri Balıkesir'de görün. Yapılan yatırımları sosyal belediyecinin nasıl olduğunu görün. Her tarafa nasıl yetişildiğini görün. Ulaşımda nasıl bir dönüşüme taşındığını gidin Balıkesir ve Büyükşehir Belediyesi'nde görün. Manisa'da şu an ne taşıyanın memnun olduğu, ne taşınanın memnun olduğu bir taşıma sistemi var. Yani ulaşımda dönüşüm hiçbir şekilde yerine gelmedi ve ulaşımda dönüşümden de memnun olan ben kimsenin olduğunu da görmedim. Sizler de basındasınız. Alın bir gün mikrofonu, arkadaşlarımızı alsınlar, araçlara binsinler. Araçlarda ne taşıyanlar memnundur, otobüs şoförleri, ne de taşıyanlar memnundur. Şimdi köylerden gelen araçlar bizim örf adetlerimiz uygun araçlar değil. Oradaki ufacık araçlar için insanlar eşleriyle çocuklarla bunlara binemediler. Ve hala alışamadılar. Ayakta geliyorlar. Ayakta gelen mecburen otobüs, şehirli otobüs olduğu için işte Çobanistan'dan çıkmış olan bir araç. Yani oradan geliyor. Kaçta gelecek yolda? 80-100'de. 80-100'de ayakta gelebilir misiniz? Bunlar hiç düşünülmedi, hiç yapılmadı. Ama tabii ki bir dönüşümdür. Dönüşüm denildi. Ama tabii ki bunlar da 2019'da halkımıza anlatacağız. Birinci hedefimizden bir tanesi zaten Büyükşehir Belediyesi. Şehzadeler Belediyesi'ni biz de tutacağız zaten. Kıymetli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik için biraz önce söylediklerimi, birazdan daha ona da geleceğiz zaten. Yani kapatmayacağız programı. Aynı zamanda da Büyükşehir Belediyesi'ni de mutlak surette AK Partili yapmamız lazım. Bakın bu benim isteğimle, ben bunu benim için istemiyorum. Manisa'daki vatandaşlarımız için istiyorum. Gerçekten hizmetin görülmesi için istiyorum. Gerçekten Manisa'da bir büyükşehir belediyesi nasıl yönetilir bunların hepsini göstermek için istiyorum. Ve o zaman geldiğinde de bundan önce burada da söylemiştim. Biz o zaman geldiğimizde bizim için aday kimse, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Recep kim olursa olsun hep birlikte tek yumruk olacağız. AK Parti birlik ve beraberlik içerisinde olduğu müddetçe AK Parti'nin önünde durabilecek kimse yok. Çünkü biz hakikaten bu işi insanların gönlüne girerek yaptık bugüne kadar. O için yapmadık. İnsanların gönlündeyiz. Bakın bunu hakikaten, bunu çok böyle kalben söylüyorum.
eksikler olabilir, yanlışlar olabilir. Mesela gençler size destek vermiyor diyorsunuz değil mi? Mesela örnek, hani mesela gençler AK Parti'ye destek vermiyor diye böyle bir şey var. İşte yeni gençlerden yok. Önyargı. İşte ön yargı. Diyorlar ki işte AK Parti 2002'de geldiğinde, şimdi 2019'da seçimlerde 17-18 yaşında olacak. Nereden bilecek uçtaki emekli kuyruğunu, nereden bilecekler yazar kasaları, hastaneleri hep böyle biliyordu, şunları böyle biliyordu. Yaşlı kesimden oy alıyorsunuz. Ben bugün gençlik kolları önümüzdeki 9 Eylül'de kesin olmamakla birlikte bir AK Parti gençlik ve Şehzadeler gençlik kolları başkanımızı seçeceğiz. 10 tane adayım var. 10 tane? 10 tane aday adayım var. 10 tane aday. Şehzadeler gençlik kolları için. Şehzadeler gençlik kolları için 10 tane aday adayım var. Bakın bunun içerisinde elektrik elektronik mühendisi var. Bunun içerisinde bilgisayar mühendisi var. İnşaat mühendisi var. Yani avukatı var. Yani Manis eşrafından, çarşı esnafından arkadaşlarımız var. Çünkü biz gerçekten bu öyle göründüğü gibi öyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor ki aslında değil. Gençler de bunun farkında. Yani emin ol ki Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağım Türkiye'nin ye en çok yakışan ve en çok bugüne kadar bunun için çaba sarf eden lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gençler bunu görüyor. Emin ol ki gençler bunu görüyor. Çünkü biz bugüne kadar yaptıklarımızla, hakikaten Recep Tayyip Erdoğan yaptıklarıyla, Atatürk'ün ilkeleri ve inkılaplarıyla, Atatürk'ün bugün için Türkiye'ye getirmek istediği hedeflere hakikaten Recep Tayyip Erdoğan'la başladık. Gençler de bunu gördüğü için bundan sonraki süreçte aynı şekilde yoluna devam edecek diye düşünüyorum. AK Parti ile siyaset yapmayı istiyorlar. Bir de sizin kadın kolları seçiminiz de var mı efendim? Tabii, kadın kolları seçimimizi de yapacağız Allah nasip ederse. O süreci de şöyle, şu an henüz belli değil. Yani tarihimiz belli değil. Kadın kollarında hemen gençlik kollarından sonra 15 gün sonra içerisinde de Allah nasip ederse. Tabii ilk önce gençlik kollarını, sonra kadın kolları teşkilatlarımızı oluşturacağız. Bizim için çok önemli. Gençlik kolları da kadın kolları da çok önemli. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bizim her kesime her yere ulaşabilmemiz için buradaki arkadaşlarımızın da Manisa eşrafından olması lazım. AK Parti siyasetini iyi bir şekilde anlatıyormuş olması lazım. Gittiğimiz yerlerde ve bulunduğumuz ortamlarda AK Parti'ye yakışan tavırlarla, yakışan hareketlerde bulunması gerekiyor. Kadın kollarımız da biliyorsunuz bizim giremediğimiz yerlere, çat kapı evlere dolaşıyorlar ve bunlarla ilgili de hakikaten Ramazan ayında mesela 30 gün 30 evde sahur programları yapıyorlar, iftar programları yapıyorlar. Bu yapmış oldukları programda biz erkekler olarak her eve giremiyoruz, her evde şey yapamıyoruz. Onların da bu yönden hakikaten bize müthiş faydaları oluyor. Ve kadınlarla buluşmamızı da bunu sağlıyorlar. İnşallah iyi bir kadın kolları başkanım, iyi kadın kolları başkanımız var biliyorsunuz. Kadın kolları başkanımızla birlikte de biz iyi bir ilçe kadın kolları başkanımızla, bugüne kadar başkanlarımızla başarılıydı. Yolumuza inşallah devam edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkan, biraz daha yatırımlara ben değinmek istiyorum. Vatandaşların şikayet ettiği konuları özellikle programa girmeden önce ile de şunu da sorun, bunu da sorun Nurgül Hanım dedikleri bazı konular var. Mesela aslına bakarsanız bundan ben de rahatsızım. Bu sulama kanallarında oluşan tehlikeler, boğulmalar, kaybolmalar, hemen hemen her sene en az 2-3 tane haberi böyle yayınlamak zorunda evet. kalıyoruz. İnanın ciğerlerimiz parçalanıyor. Şimdi sulama kanallarının etrafının neden kapatılması, kapatılmadığı sorusunu sorduğumuzda yetkililere çok maliyetli olduğu söyleniyor. Veya kapatıldı. Aslına bakarsanız bu da doğru. Belirli yerleri kapatılıyor. Bir bakıyorsunuz ki bir gün önceden kapatılmış, bir gün sonra da demir makasıyla kesilmiş, zarar verilmiş. Aslına bakarsanız devlet bütçesi oldu. Ona da bir maliyet harcanmış. Ya demir makasla kesiliyor ya bir şekilde zarar veriliyor. Ya da başka bir savunma çok maliyetli. Bu kadar uzun sulama kanallarını nasıl kapatalım? Sayın Valiye de bunu sorduğumuzda ondan da çok tatmin edici cevaplar alamadık. Siyasi literatürün bu konuda yatırımların planlanması konusunda ve bu işlerin yapılması konusunda daha etkin olduğunu düşünüyorum. O yüzden size soruyorum. Yani bu sulama kanalların kapatılması ve oluşacak olan tüm tehlikelerin önüne geçilebilmesi için ne yapmak lazım? Veya siz bu konuda bir girişimde bulundunuz mu? Şimdi bununla ilgili biz en çok canı yanan ilçelerden bir tanesiyiz. Şehzadeler ilçesinde olduğu için zaten tabii, size soruyorum genelde. Özellikle bizim Akpınar Mahallemizden ve aynı zamanda Nurlupınar Mahallemiz, işte Akpınar Mahallesi, oradan geçen bir sulama kanalımız var ve aynı zamanda da yine
Turgut Özal Mahallesi'nin üst tarafından geçen bir sulama kanalımız var. Bundan 2 sene önce 2 tane kardeş orada boğularak vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Biz de ailesini falan ziyaret etmiştik. Şöyle bir durumumuz var gerçekten. Burası ile ilgili biz şimdi Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve aynı zamanda belediyemiz, o zaman belediyemiz de buna destek vermişti. Tel örgüyle etrafının hepsini kapattık. Bu geçici bir şey, çözüm. Bundan önce biz bunu kıymetli belediye kıymetli milletvekilimiz Sayın Recai Berber Plan Bütçe Komisyonu Başkanı iken Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu ile bu konuyu o zaman görüşülmüştü. Bunun çözüm noktası bana göre tamamıyla çözüm noktasının tamamı kapalı devre sulama sistemine geçişle bu sonlanabilir. Kapalı devre sulama sistemine geçiş hem su kaybını inanılmaz derecede ortadan kaldıracak, buharlaşma neticesinde kalkacak olan suyumuzu kaybetmeyeceğiz. Aynı zamanda kapalı devre sulama sistemiyle birlikte de düşünün ki sizin işte tarlanızda bir özellikle biz bunu Şehzadeler ilçemizde ve aynı zamanda bizim Gediz havzamızda yapmayı düşünüyoruz. Bunun maliyetleri falan da çıkmıştı. O zaman bayağı bir üzerinde de eğilmiştik Recai Bey'le vekilimizle birlikte. Düşünün ki sizin işte bir 40 dönüm bağınız var. Önüne suyunuzu getireceğiz. Vananız var. Bu vanadan istediğiniz zaman bu suyu açacaksınız ve bu suyla birlikte de siz tarlanızı sulayacaksınız. Yani bundan bu sifonla sulama. Yani damla ondan sulama sonra damla sulama sistemiyle şeyi. Ama bu artık tamamen su şeyin altında, toprağın altında olacak. Ama o zaman Sayın Başkanım, göletlerin veya barajların yapılması, sayısının artırılması gerekmiyor mu? Şimdi bununla ilgili zaten 1000 gölet projesi vardı. Yani biliyorsunuz Manisa'da 1000 gölet projemiz vardı. Bu projeyle ilgili de gerçekten bayağı bir gölet yapıldı Manisa'da ve yapılmaya devam ediyor. Mesela Manisa'da şimdi Yunus Emre tarafında ama Sarma Barajı ihalesi falan yapıldı. Bunların hepsi tamamlandı. Yani biz işte şunu yapmıyoruz belki. En büyük hatamız bu. İşte billboardlara her tarafa sulama barajının işte ihalesini yaptık. Ondan sonra şuranın ihalesini yaptık. Buranın ihalesini yaptık ama ortada bir şey yok. Birazdan bunları bir sene sonra yapacağız, 6 ay sonra yapacağız diye açıklamalar yapmadığımızdan dolayı insanlar sanki bir şey yapmıyormuşuz gibi görüyor. Belki de işte biraz önce anlatmış olduğum hastanenin büyüklüğünü bugün dinleyenler anlamıştır. Siz bile gözlerinizi açmıştınız ya böyle büyük bir hastane mi diye. Size bile anlatamamışız. Bu da siyasi olarak, siyasetçi olarak bizim eksiğimizmiş. Yani bizim eksiğimiz. Bunu bir şekilde insanların gözüne sokmamız ve anlatmamız gerekiyor. Mesela Sarma Barajı projemiz vardır. Oradaki muhtarlar, oradaki köy halkı bunu çok iyi bilir. Ciddi bir projedir Sarma Barajı projesi. Burada yapılan göletler vardır. Ama orada sanıyorum ki 7 mahalleyi destekleyecek o. Yani 7 yani mahalle ama havza olarak tarlası çok yüksek. Şimdi bakın orada bundan yaklaşık yani 5 sene önce... Bölgesel bazda baktığınız zaman birkaç tane daha barajın ve göletin yapılmasının söz konusu olması şimdi gerekir. Şimdi Belengenice'de aynı şekilde bir gölet yapılıyor. Göletler zaten çok var orada. Bilmiyorum gittiniz mi? Gittim. Gölet hakikaten işte biliyorsunuz Yunus Emre tarafında daha fazla Güntah tarafında. Biliyorsunuz eskiden orada sadece tütüncülük vardı. Halkımız tütüncülük yapıyordu. Şimdi ama çilekle ve ondan sonra üzüm yetiştireceği Türkmen köyünde mesela Türkiye'nin en iyi üzümleri yetişiyor artık. Evet. Ondan sonra bunların tamamı oradaki barajlarla ve göletlerle birlikte havanın neminin soğukluğunun düşürülmesi ve üzüme yani aynı zamanda sadece de işte hayvanlar su içsin diye gölet veyahut da işte dağlar sulansın değil. Oradaki iklimi de yumuşatması amacıyla bu göletlerin hepsi orada hesaplanarak yapılıyor. Ve oradaki ürün çeşitliliğini sağladık. Ve oradaki halkın zenginleşmesini sağladık. Oradan da halkın da Manisa'ya göçünü önledik. Yani fabrikalarda oradaki gençlerin şeyini Osmancılı köyünde mesela şu an inanılmaz derecede çilek üretiliyor. Gerçi bizim ilçemiz değil. Yunus Emre ilçe başkanımız geldiğimizde bunların hepsini size tek tek anlatır. Öyle umuyorum ama yani bizim tarafla ilgili de biz kapalı devre sulama sistemine geçişle ilgili çok ciddi bir çalışmamız var. Menemen'den mesela başlayarak devam edecek. Mesela Sarma göleti ne zaman bitecek? Yani tam ihalesi yapıldığını biliyorum. Süresinin de 1,5-2 yıl içerisinde biteceğini tamamlanacağını biliyordum ama tabii ki tam tarihleri bilmiyorum. Yani o konuya gireceğimizi bilsem tarihleri alır gelirdim. Bununla ilgili de size burada bilgi verirdim yani. Evet. Tabii bu hem barajların sayısının çoğaltılması hem göletlerin sayısının çoğaltılması Sayın Başkanın açıklamasına göre az önce soru sormuştum Sayın Başkanıma. Yani bu sulama kanallarındaki tehlikelerin önüne nasıl geçebiliriz diye oradan geldik tabii konuya. O zaman kapalı devre sulama sistemi olursa tamamen kapanacak. Kapalı devre sulama sistemiyle birlikte su basınçlı olarak verilecek, sular şeyden verilecek ve mesela örnek işte ürün çeşidinde mesela sadece
Bir dönemde sadece pamuk ekmeyecek çiftçi. Ondan sonraki zaten su olduğundan dolayı, sulama devam ettiğinden dolayı bir ikinci ürünü, bir üçüncü ürünü ekme şansı da olacak vatandaşımızın. Yani gelirini arttıracak aynı zamanda. Tabii bunun biraz maliyeti olacak. İşte dönüm başına işte o zaman 300 lira falandı bildiğim kadarıyla, ama ben her çiftçinin bunu kabul edeceğini, her çiftçinin de bunu alacağını tahmin ediyorum bununla ilgili. Devlet bütün hazırlığını yapacak, hepsini şey yapacak. İşte %80'ini devlet karşılayacak, %20'sini işte çiftçi karşılayacak gibi. Mevsimsel ürünlerden bahsediyor. Mevsimsel ürünlerin tamamını da burada yapabilecekler. Tabii yani biraz da tabii bu eğitimle alakalı. Yani sadece ve sadece devletin almış olduğu tabii ki şeyler önemli, ama eğitim de çok önemli. Yani çocuklarımıza gerçekten bu sulama kanallarına girdiklerinde boğulabileceklerini, ailelerin de çocuklarımıza sahip çıkması ve bunları takip etmesi gerekiyor. Bu şeyde özellikle biz gittiğimizde, burada işte aile gittiğimizde oradaki feryadı gördüğümüzde, inanın ki yani gencecik, yani şeyde Aziz abi, yani ailenin, annenin yani iki tane evladını kaybetmiş, bir şey diyemiyorsunuz, oturmuşsunuz. Çocuklar tabii nereden bilsinler, serinlesinler diye suya girmek istemişler, kıyamam. Yani o günkü siz sorunca zaten ilk önce gözünde iki tane çocuğun annesiyle babası gözünün önüne geldi hemen. Allah rahmet eylesin mekanını, ailesine Allah sabır versin, Allah korusun, hepimizin evladı var. Allah korusun yani. Allah korusun, Allah korusun. Başkanım, başka bir sorum da, dün akşam Spil Dağı eteklerinde bir yangın meydana evet. geldi. Çok şükür büyümeden söndürmeyi başardı. Yolda seyreden bir aracın yanmasından dolayı, sıçrayan kıvılcımlardan dolayı bir yangın meydana geldi. Ama bu yangınla birlikte çok farklı bir gerçek de ortaya çıktı. Şimdi yangın helikopterleri çevredeki göletlerden su almaya gittiklerinde göletlerde su olmadığını gördüler ve bir tanesi, yangın uçaklarından bir tanesi Ege Denizi'nden su aldı. Diğer uçaklarda tam 10 seferle, 10 kez yaptıkları seferle Gediz'den su alıp yangını söndürmek zorunda kaldılar. Bunun takibini kim yapıyor? Yani siz tabii siyasetçisiniz, diyeceksiniz ki Nur Hanım beni bu akşam çok zorladınız ama siyasetçinin bu sorulara cevap vermesini vatandaşımız bekliyor. Yani göletlerin kuruduğunu Orman İşletme Müdürlüğü mü takip eder, DSİ mi takip devlet eder? Devlet Su İşleri. Tabii devlet ki bunun, Su İşleri mi takip su eder? Devlet Su İşleri takip etmeli diyor. Devlet Su İşleri Müdürümüze bunu sormak lazım. Yani göletlerde siz şimdi bana söyleyince şey yaptım. Ben de işte bu yolların gerçek anlamda yani biraz da tabii ki helikopterle şey olacak ama buraya gerçek anlamda biraz da ulaşımla da ilgili sıkıntı var. Yani itfaiye araçlarının oraya gidebilmesi, hakikaten biliyorsunuz yollar, Spil yolu da gerçekten yani normal aracınızla giderken korktuğunuz bir yer. Bir de tabii itfaiye araçlarının oraya çıkıp bunları işte söndürülmesi amacıyla da biraz bayağı bir süre geçtiğini duydum. Göletlerdeki susuzlukla ilgili de kesinlikle yani hem gerçekten... Hem susuzluk hem de göletler pislikten dolmuş. Yani hakikaten bilmiyorum. Bununla ilgili bir araştırma yapalım. Bununla ilgili de tekrar bir daha bir şey yaparız, bilgi veririz yani. Allah korusun, niçin bu soruyu sordum? Daha büyük bir yangının olduğunu düşünün. Ve göletlerden su alamadığını düşünün tabii helikopterlerin canım. Büyük yani bir Allah olmuş. Allah korumuş. Yani küçük tabii bir ki, yangındı. Fakat bu yangın bu gerçeği ortaya çıkardı. Bize sorduk, dediler ki ufak bir yangındı, söndürüldü. Ondan sonra işte helikopterlere gidip gelirken gördük. Ondan sonra bir sıkıntı olmadığını söylediler. Yani Orman Müdürlüğümüzle görüştüğümüzde başkanım çok büyümeden işte. Başkanım bilginiz olsun, göletler kurumuş, göletlerden onlarla su alınamadığı için surette, Gediz'den mutlak ve surette, Ege Denizi'nden mutlak su alındığını bilin. Alalım. Yani şöyle, Devlet Su İşleri'nin bunları kesinlikle takip etmesi ve bakması gerekiyor. Tabi bu sadece orman yangınıyla da alakalı olabilir ama aynı zamanda da oradan işte göletlerden canlı, tabii, ondan sonra aynı hayvanlar zamanda su içmesi hayvanlar lazım. Su içmesi lazım ve aynı zamanda lazım. Biraz önce bahsetmiş olduğum havanın bir dahaki sene ürün alabilmemiz için göletlerin faal durumda olması gerekiyor. Evet. Sayın Başkanım, biraz da konutlaşmaya değinelim. Az önce programın başında onu sormaya çalışmıştım. Şimdi tabii eski bir şehir. Tabii. Şehzadeler eski İmara bir şehir. İmara açık alanlarının olması lazım. Çoğu da tarım arazisi olduğu için bu konuda problem yaşıyor Şehzadeler Belediyesi ve aynı zamanda Şehzadeler Belediyesi'nde hani bir toplu konut yapmaya kalksanız yer yok. Çala yapacağız. Onunla ilgili çalışmamız var. Var mı projeler? Evet. Siz göleti bilmiyordunuz. Ben göleti bilmiyordum. Siz de onlara verince onu da söyleyelim. Şimdi gerçekten biraz önce bahsettiğiniz gibi
Hani 360 bin dönüm arazimiz var demiştim ben de size. Yani adam eksik, adam çıkacak. Topraklarımız o kadar verimli, hamdolsun. Ama tabii ki biz bu topraklar tabii imara açılabilecek, yani imara geçebilecek yerler değil. Bizim şimdi buradaki amacımız nedir? Şehzadeler Belediyesi olarak. Tabii ki bizim imar yapma yetkimiz de yok. Biliyorsunuz imar yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesi'nde. Büyükşehir Belediyesi işte 5 binlik planları yapacak ve en son vermiş olduğumuz yetkili de binlik planları da Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekiyor. Yaklaşık da 4 yıldan beri de biz de gerçekten bu işten çok rahatsız. Yani Şehzadeler Belediyesi'nde şu an yaklaşık 1 yıldan beri mahallelerimizde inşaat yapılamıyor. Yani bekleniyor. Neden? İşte atıyorum Aşağı Çobanese Mahallesi inşaat yapacak insanlar, müteahhitler yerleri almışlar ama şu an inşaat için ruhsat kestiremiyoruz. Neden? Çünkü imar daha henüz açıklanmadı. İmar bekleniyor. İşte Büyükşehir Belediyesi herhalde bunu da ihaleye vermiş. İhaleden sonra da işte şehir plancıları bununla ilgili çalışmalar yapacaklar. Allah nasip ederse herhalde yakın bir zaman içerisinde Büyükşehir bu imar açınca başlayacak. Ama tabii ki bizim en büyük sıkıntımız şu. Bizim toplu konut olarak yapabileceğimiz herhangi bir yerimiz yok. Yani büyük bir arazimiz yok. Bununla ilgili kıymetli belediye başkanımız gerçekten çok çaba sarf etti. Biz de milletvekillerimizle görüştük. Sancaklı Bozköy'de yaklaşık 100 bin metrekare bir alanda bir TOKİ projemiz var şu an. Bu TOKİ projesiyle ilgili TOKİ ile yapılan görüşmelerde de zemin etütleri falan hepsi tamamlandı. Allah nasip ederse orada böyle bir proje yapacağız ama şu an için mahkemelik ufak oradaki mal sahiplerinden birisinin itirazından dolayı yer mi vermek istemiyor? Yani yer vermek istemiyor. Zaten hazinenin yeri. Onun yan tarafında bir işte tarım arazisi diye herhalde bir itirazda bulunulmuş. Tam olarak itiraz şeyinde bilmiyorum ama bundan dolayı bir mahkemelik durum var. Ondan dolayı bekliyor. Ama Allah nasip ederse biz buraya bütün işlemler tamamlandı. Burada projeleri çizildiği zaman gerçekten Şehzadeler ilçesine yakışan bir TOKİ projemiz olacak bizim de. Yunus Emre kadar şanslı değiliz tabii ki bu konuda. Ama biz de elimizden geldiği kadar, elimizden tüm şartlarımızı zorlayarak Şehzadeler ilçemizde güzel bir TOKİ ile yolumuza devam edeceğiz. Proje hazırlandı mı yoksa hazırlanacak mı? Ya, projeleri falan hazırlandı. Bununla ilgili detay şeyleri belediye başkanımızdan da biliyorsunuz alabilirsiniz. Aynı zamanda da bizim tabii Bayındırlık Mahallesi, İshak Çelebi Mahallesi dediğimiz Bayındırlık Mahallesi'nin olduğu yerde de bir kentsel dönüşüm projemiz var. Gerçekten o kentsel dönüşüm projemizle birlikte Manisa'nın hakikaten cazibe merkezi haline gelecek Bayındırlık Mahallesi'nin olduğu yerler. Yani oraların tamamını park bahçe yapmak yerine gerçekten oraya Manisa'ya yakışan bir kentsel dönüşümle birlikte oradaki yaşayan insanların da hiçbir şekilde mağdur olmadığı, devletin de mağdur olmadığı inanılmaz derecede güzel ve İstanbul'daki veya işte Ankara'daki Dikmen Vadisi benzerinde inanılmaz güzel bir proje. Ben biraz projenin böyle taslaklarını da gördüm. Belediye başkanımız da bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. Gören arkadaşlarımız bilir. Gerçekten çok başarılı bir çalışma olacak inşallah. Ya biz de kendi içimizde kentsel dönüşümlerle ve ondan sonra çıkarabildiğimiz arsalarla biraz yolumuza bakmak istiyoruz. Tabii biraz önümüzde tıkalı. Yani önümüzde bir mermerciler sitesi. Onun arkasında atıl durumda olan bir galericiler sitesi. Yani tam arka tarafında. Diğer tarafta işte tüp gazcılar. İşte hurdacılar. Yani işte zeytinlik alan, bir boş zeytinlik alan var biliyorsunuz. Hapishane. Yani Manisa'nın çıkışına doğru bizim bu taraflarda ya, her tarafta. Turgut Özal'da bir sıkıntı var. Öyle bir sıkıntımız var. Açılma sıkıntımız var. İnşallah. Bu yapılacak olan yeni işte imarda yani bir şekilde bunu şey yapalım. Aynı zamanda tabii ki Nurlupınar Mahallesi. Yani tamamla Nurlupınar diyoruz. Ahmet Bedevi Mahallesi, Kazım Karabekir, Akpınar Mahallelerinin olmuş olduğu Kütahya Mahallesi. Nurlupınar Mahallesi'nin tamamında yani gerçekten orasında çok ciddi güzel bir imara ihtiyacı var. Yani oradaki vatandaşlarımız da artık bunu fazlasıyla hak ediyor. Yani yıllarca oranın işte sıkıntısını çekmiş vatandaşlarımız bundan sonra orada gerçekten güzel projelerle birlikte Allah nasip ederse açılacak. Yani aslına bakarsanız işin aslı Şehzadeler ilçesi Turgutlu tarafına doğru açılması lazım. Açılması gerekiyor. Çünkü o tarafa doğru bu tarafta zaten yer yok. O tarafa doğru açıldığında esnaf da o tarafa kayacaktır mutlaka. AVM'ler de yapılacaktır. Orada bir ticari hareketlilik olacaktır.
Şehir o tarafa kaydığı için konutlaşmadaki bu sıkışık tepişik haller, bitişik nizam haller ortadan kalkacaktır. Tüm şeyimiz o. Tabii ki bizim şehir plancılarımız, yani belediyemizin, aynı zamanda imar işlerimiz de, imar işleri komisyonu, büyükşehirdeki büyükşehir belediye mevzuşehirlerimiz, işte belediye başkanımızın Cengiz Belediyologları, işte onunla beraber yaptığı istişarelerde inşallah bizim istediğimiz şekilde bir imar çıkarsa hakikaten biz bu tarafı böyle yapacağız. Artık yapamazsak 2019'da biz yapacağız hepsini. Doğrusunu söylemek gerekirse Sayın Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in herkesle arası iyi. Aynen öyle. Her ne kadar AK Partili bir belediye başkanı olsa da baktığınız zaman, diyaloglarına baktığınız zaman, insanlarla ilişkilerine baktığınız zaman hep kaliteli, seviyeli, saygın ilişkiler kurduğundan dolayı karşı taraftan da aynı şekilde sevgi ve saygı görüyor Sayın Belediye Başkanı. Biraz kendi karakterinden kaynaklanıyor, çok iyi bir konuşmacı, iyi bir hatip olmasından Tabii. kaynaklanıyor, saygısından, sevgisinden kaynaklanıyor. İşte ne doğrarsanız çorbanıza, o gelir kaşığınıza diye bir lafım var benim. Aynen. O açıdan Sayın Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik. Şimdi belediye başkanımız gerçekten çok kıymetli. Yani biz yaklaşık işte ben atandım. Atandıktan sonra 30 Mart yerel seçimlerinde bizim o zamanki aday adaylarımızdandı. Benim gerçekten çalışmak istediğim bir adayım, hani çalışmak istediğimiz adayım çok olarak ben genel merkeze bildirmiştim. Ben kendi genel kurulumda da en son kaybetmekten korktuğum bir kardeşim dedim. Yani belediye başkanımız da demedim. Bir kardeşim olduğunu söyledim. Ömer Faruk Çelik iyi bir insan, düzgün bir insan, karakterli bir insan. Biz de bugüne kadar da kendisiyle beraber hakikaten çok uyum içerisinde çalıştık. Yani ve amacımız da şeydi, yani tamamıyla Şehzadeler ilçesinde mutlu insanlar görmek. Bakın Şehzadeler ilçesi mutlu bir şehir. Şimdi bana benim genel kurulumla ilgili bir tane bir abimiz dedi ki, burada dedi ne gördün? Yani en çok seni mutlu eden neydi dedi. Şimdi Ömer Faruk Çelik başkanımız dedi ki 1000 tane oyum olsa 1000'i de Ahmet Tonguç'undur dedi. Ağa diyelim ona. İşte Murat Baybatur dedi ki Ahmet Tonguç adam gibi adamdır dedi. Buna da B diyelim. Hamza Dağ dedi ki, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ gelmişti biliyorsunuz, İzmir milletvekilimiz. Dedi ki, Ahmet Başkanımız benim atamasında imzam oldu ve şimdi de işte ikinci kongresine gelmiş, geldiğimden dolayı çok mutlu olduğum bir kardeşim dedi. Bu da çok önemliydi benim için. Hepsi çok çok birbirinden değerli. Düşünsenize Manisa'nın en önemli siyasetçileri. İşte Berk Bersinli Başkan'ın beraber yola çıktığımız kardeşimiz dedi. Beraberdik, beraber yol aldık. Biliyorsunuz biz Berk Bersinli'yle beraber başladık siyasette merkez ilçede. Benim için çok kıymetlidir. Hepsi inanılmaz güzel şeyler. Ama E şıkkı var bakın. O E şıkkı neydi biliyor musunuz? Kongreye gelen herkes çok mutluydu. Bakın herkesin yüzü gülüyordu. Kimsenin birbirinin arkasından konuştuğu yoktu. Kimse ya bu Ahmet Tonguç neden aday oldu diyen yoktu. Ya işte bu adayların için yeni kurulan yönetim kurulundaki arkadaşlar diğerlerinden ne farkı vardı diyen yoktu. Veya neden ondan sonra neden ben bu listenin içerisinde yokum diyen yoktu. Bakın inanın herkes çok mutluydu. Bak hepsinde çok büyük gurur duydum. Kendim adıma, ailem adıma, çocuklarım adına, bugüne kadar yapmış olduğum iş adına ve bu insanlar Manisa'nın biliyorsunuz ve İzmir Milli Genel Başkan Yardımcımız Tayyip Bey'in Genel Başkan Yardımcısı bu insanlar bu cümleleri kullanıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Ama bakın insanların mutlu olduğu yer çok önemli. Biz insanları mutlu etmişiz. Mutlu bir teşkilatımız var en azından onu söyleyeyim. Yani böyle birbirine kavgalı değil, birbirlerine hasetle bakan değil, birbirlerini sevmeyen değil. Şimdi hiç kimse benim Ömer Başkan'a olan sevgimden dolayı kızsa bile Ömer Başkan'a kızamaz. Şimdi oraya hiç kimse belediye başkanı bana kızıyorsa belediye başkanının bana olan sevgisinden dolayı bana kızamaz. Sayın Başkanım oraya birisini daha eklemek lazım. Ahmet Tonguç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Kaymakamı Sayın İsmail Çorumluoğlu. Evet tabii tabii. Bu üç, yani bir tanesi zaten mülki amir. Mülki Sayın amir. Validen Aklınızı, sonra mülki evet. amir İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Kaymakamı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tonguç iyi bir ekip oluşturdular. Birbirlerinin dillerinden anlıyorlar. Nereye nasıl yatırım yapılması gerektiğini, nasıl hizmet verilmesi gerektiğini birlikte istişare ederek tespit ediyorlar ve o şekilde hizmetleri götürüyorlar. Bu açıdan hiç kimsenin hakkını yememek lazım. Kesinlikle ben yani şunu söyleyeyim. Geriye dönseydim 30 Mart'tan öncesine yine Ömer Faruk Çelik başkanım gibi bir başkanla çalışma isterdim. Yani hiçbir şekilde şu an için aklımdan başka biri geçmezdi. Yani arada 3,5 sene geçmiş, acaba bir şey mi oldu falan diyenler olabilir. Aklından böyle farklı şeyler konuşuyor olabilir. Ama şunu bilinmesi istiyorum. Yani geriye dönseydim, o gün olsaydı
Yine ben ilçe başkanı olsaydım, yine Ömer Faruk Çelik başkanımızın belediye başkanı olmasını isterdim. Bu da şunu gösteriyor, önümüzdeki dönem için Sayın Ömer Faruk Çelik yine adaylığını koyarsa yine onun arkasında olacaksınız. Sonuna kadar, tabii ki. Ya bizim için kıymetlidir. Tabii bu arada biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramımız var. Şimdi ben onu soracağım size. Önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramı, 8 Eylül Manisa'nın Kurtuluşu ve Kurban Bayramı var. Bunlarla ilgili mesajlarınızı vererek programımızı kapatalım. Yani gerçekten bu bayram çok güzel oldu. Hem üçü bir arada oldu değil mi? Üçü bir arada, ülkemizin kurtuluşu, aynı zamanda bizim kurtuluşumuz, Kurban Bayramımız, aynı zamanda Manisa'nın kurtuluşu, üçü bir arada oldu. İnşallah Allah memleketimize zeval vermesin. Hakikaten üzerimizde küçük hesap yapanların hesaplarının hepsini bozsun. Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde olduğu müddetçe biz Zafer Bayramımızı da çok mutlu bir şekilde, güzel bir şekilde kutlarız. Ve ilelebet kutlamaya devam ederiz. Kurban Bayramımızı da gerçekten dini bayramımızı da mutlu, huzurlu bir şekilde, terörün olmadığı. Bakın bir bayram geçiriyor. Şu an bizde mesela Türkiye'deki vatandaşlarımız, halkımız gerçekten ama Müslüman ülkelerinde kan gövdeyi götürüyor. Her tarafta inim inim inleyen, Arakan'da yaşanan olayları hepsiniz biliyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Yani bayram gibi, bayramı bayram gibi yaşamayan insanlar var. İnşallah tüm İslam aleminde de huzur erer bu Kurban Bayramı'nda. Kesilen kurbanlar bunların vekaleti olur. Allah niyetlerini kabul etsin. İnşallah. Allah kestiğimiz kurbanları, ettiğimiz duaları hepsini kabul etsin diyorum. Yine Manisa'nın kurtuluşu 8 Eylül'ünde Manisalarınıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben söyleyeceğim şey şu. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Hakikaten A partilisi, B partilisi, C partilisi bakmayalım. Türkiye tek. Hep birlikte hizmet edelim. Biraz önce Ömer Başkan'dan bahsederken dediniz ya, herkese eşit mesafede yaklaşıyor. Biz siyasetçiler de aynı şekilde olalım. Belki de bu en son 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki %50+1, bundan sonraki siyasetteki dilin yumuşamasına ve aynı zamanda %50+1 olmuş her kesimi kucaklamamıza gerek sağlayacak. Sadece aldığımız oy buna yetmeyecek. Diğer siyasi partilerden de oy almamız gerekecek. Diğer insanları da, insanlarla da diyaloglarımızı sağlamlaştırmamız gerekecek. Sadece bizim için değil, diğer siyasi partiler için de siyaset hedefsiz yapılmaz. Herkes siyasetini hedefli bir şekilde yapacak. Bizim hedefimiz ne? Biraz önce konuştuk ama yarım kaldı. Kalkıyoruz. Bizim hedefimiz biraz önce dedim. İlk önce 2019'da Şehzadar Belediyesi'ni almak. Elimizdeki belediyeyi korumak. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni mutlak surette AK Partili yapmak. Ondan sonraki hedefimizde 9 milletvekilimiz varken 5 milletvekilimiz var biliyorsunuz. 10 milletvekiline çıkacak. En kötü 6 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Manisa'yı temsil etmek. Ve ondan sonraki sürecimizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başkanlık seçim sisteminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda seçtirmek. Buna en büyük desteği Şehzade ilçesinden vermek. Niyetimiz bu. Yani niyetimiz halis. Çalışacağız ama doğru işler yapmaya çalışacağız. Ve biraz önce anlatmış olduğum şeyleri, yani bu hastanelere, diğerlerine, vatandaşlarımızın hepsine tek tek anlatmamız gerekiyor. Yolunuz açık olsun efendim. Çok başarılar diliyorum. Yeni ekibinizle beraber iyi bir ekip oluşturdunuz. İnşallah. Kanayışmazlığınız yok aranızda. Oluşturduğunuz komisyonlarla birlikte aynı zamanda Manisalılar sizlerden, Manisalılar ve Şehzadeler ilçesinde yaşayan vatandaşlar hizmet bekliyorlar. Bu konuda da zaten siz yapacağınızı söylediniz. Biz de merakla bekleyeceğiz ve hem televizyonumuz ETV hem de gazetemiz Denge vasıtasıyla bunları vatandaşlarla buluşturacağız. Tabii ki. Bugüne kadar yaptınız. Zaten bizim Manisa'da bu kadar tanınmamıza, Manisa'daki halkımızla buluşmamıza zaten basın, sizler en çok destek veriyorsunuz. Hakkınız ödenmez gerçekten o konuda. ETV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, Tehtiklav Spor Tesislerinden mercek altını yapmaya çalıştık. Şehzadeler AK Parti İlçe Başkanı Sayın Ahmet Tonguçlu konuğumuz. Biraz siyaset yaptık, biraz Manisa'daki yatırımları sizlere ulaştırmaya çalıştık, son durumlarını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Sayın Başkan'ın programın sonunda da hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem efendim Kurban Bayramı'na yaklaşmamız olması nedeniyle aynı zamanda 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu biliyorsunuz kutlama mesajlarını iletti siz sevgili izleyicilerimize. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nız hem 8 Eylül Manisa'nın kurtuluşu hem de bizi bekleyen Kurban Bayramı'nda bütün niyetlerinizi Allah kabul etsin, kurbanlarınızı Allah kabul etsin. Nasıl bir hayat istiyorsanız
Bereketiyle beraber sizlerle olsun. Tevfik Lav'dan hoşça kalın efendim.